Cumhuriyet TV ekranlarından herkese merhaba sevgili seyirciler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çeşitli sendika ve kuruluşlara bir yemek daveti gönderildi. Fakat Eğitim İş, Eğitim Sen gibi sendikalar bu daveti reddettiler. Bugün davetin niçin reddedildiğinin detaylarını konuşacağız. Konuğumuz Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay. Hoş geldiniz. Kadem Bey, şimdi öncelikle bu gönderilen yemek davetinin ana gündemi neydi? Yemekte konuşulacak konu neydi? Evet, yani bu davetin gündemi belli değildi. Yani asıl soru da tam da bu. Bir davetiye geldi 14 Haziran günü, yani eğitim öğretiminin kapandığı günde. Ve davetiyede Kurban Bayramınız kutlu olsun yazıyor. Eğitim Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, Kurban Bayramınızı bu mübarek günleri kutluyorum. Sağlık, mutluluk getirmesini temenni ediyorum. 24 Haziran Pazartesi günü saat 18.30'da eğitimin paydaşlarıyla bir araya gelmeyi planladığı akşam yemeğinde sizleri de aramızda görmek istiyoruz diyor. Yani gündemi belli değil. Eğitimin paydaşı derken kastedildiği belli değil. Neden böyle bir toplantı yapılacağı ve ne sonuç beklendiği belli değil. Ki bunun yanı sıra daha çok yakın bir geçmişte, yakın bir tarihte tüm itirazlarımıza rağmen müfredatı dayatan, ki Eğitim İş'in bu konuda oldukça ciddi eylemleri, itirazları varken, bakan beyle iki görüşmemiz gerçekleşmişken, bu itirazları dikkate almayan, çağ dışı bir müfredatı, içinde Cumhuriyet'in, Atatürk'ün yurttaşlığının olmadığı, bilim yok sayıldığı bir müfredatı, ben yaptım oldu anlayışa dayatan bir Milli Eğitim Bakanlığı ve yine bizim mesleğimizi ilgilendiren öğretmenlik meslek kanunu, bakanlık koridorlarında kendi yakın çevresiyle hazırlayan bir bakanlık anlayışı, öğretmenlik mesleğine hakaret niteliğini taşıyan ve mesleki anlamda belki Cumhuriyet tarihinin en büyük kıyımını da beraberinde getirecek, kamu personel rejiminde çok ciddi değişiklikleri beraberinde getirecek bir meslek kanunu yine fikirlerimizi almadan, görüşlerimizi dikkate almadan, haklarımızı gasp edercesine dayatan bir anlayış. Yine yaptıkları protokollere baktığımızda, ÇEDES gibi protokollerde hep tarikat ve cemaat uzantısı olduğunu bildiğimiz, hatta direkt tarikat ve cemaat olduğunu bildiğimiz yapılar, meclis kürsüsünden tarikat ve cemaatlere STK denildiğini, teşekkür ettiğini, bundan sonra da birlikte çalışacağını söyleyen bir bakanlıkla bir akşam yemeğinde eğitimin hangi sorunu çözülebilirdi? O nedenle biz dedik ki biz buranın dolgu mağazası olmayacağız. Biz herhangi birinin figüranı değiliz. Eğitimin gerçekten sorunlarını konuşmak ve çözmek istiyorsanız eğitimi ilgilendiren konularda gündemin belli olur. Katılımcılar belli olur. Şeffaf bir şekilde yürütülür ve herkesin eşit bir şekilde söz hakkı olur. Bunlar olacaksa, yani gerçek eğitim bileşenleri, sendikalar ve eğitim fakülteleri, üniversiteler olacaksa ve gündemi belli olacaksa, isterseniz sabah kahvaltıyla başlarız, akşam yemeğinde de devam ederiz, gece yarısı da çalışırız, bir hafta da çalışırız. Ama bizi oraya çağırıp bir kendini meşruiyet oluşturmasına izin vermeyiz dedik ve o nedenle de bu davete katılmama kararımızı kendilerine bildirdik ve katılmadık. Şimdi bu eğitim paydaşları olarak belirtilen kesim, Milli Eğitim Bakanlığı daha önce de eleştirilmişti zaten cemaat ve tarikatlara. Hatta Yusuf Tekin'in şöyle bir açıklaması vardı, hatırlatmış olalım. Sizlerin cemaat ve tarikat dediğiniz, bizlerim ise STK, yani sivil toplum kuruluşları dediğimiz bu oluşumlarla protokoller devam edecek tarzında bir açıklaması vardı. Burada da bu eğitim paydaşlarından kastımız masaya davet edilen, yemeğe davet edilen cemaat, tarikat gibi oluşumlar olabilir mi acaba? Evet, yani biz de bu soruyu sorduk ama bu soruya net bir cevap alamadık. Yani o nedenle eğitimin paydaşları derken kimin olduğunu ifade etmek zorundasınız. Çünkü bu konuda zaten şaibeli bir geçmişiniz var. Yani daha önceki söylemleriniz, bu yapılarla bir araya gelmeniz, eğitimin birçok sürecine tarikat ve cemaat yapılarını dahil etmeniz, onlara teşekkür etmeniz zaten sizi bu konuda fazlasıyla şüpheli hale getirmiş durumda. Bu açıklanmadı ama sonraki görüntüye baktık, bakanlığın paylaşımı sendikalardan bahsediyor. Tabii bu sendikaların isimlerini de açık açık orada belirtilmiyor. Bir fotoğraf karesi var ve Milli Eğitim Bakanlığı sitesinde geçen açıklamada şu geçiyor. Yani katılan sendikalar var, çok teşekkür ediyoruz. Bakanlığımızın yaptığı uygulamalara teşekkür ettiler, bakanımıza teşekkür ettiler. Yani katılanlar da herhalde teşekkür ederek ayrılmış.
Bazı katılan sendika başkanlarına bakıyoruz. Hayır, onlar teşekkür etti ama biz şöyle dedik falan diyorlar. İşte tam olarak da biz bunu anlatmaya çalıştık Erdem Bey. Oraya gidip dolgu malzemesi olmanın bir anlamı yok. Gündem net belli olur, şeffaf olur. Bundan önceki süreçte katılımcılığı yok sayan, sendikaların görüşlerini dikkate almayan, itirazlarını dikkate almayan bir bakanlığın yemekli bir toplantısında eğitimin hiçbir sorununu çözemezsiniz. Ancak dolgu malzemesi olursunuz dedik ve görüntü bakanlığın yaptığı açıklamaya da baktığınızda bakan gerçekten oraya katılanları bir dolgu malzemesi olarak kullanmış. Zaten bir kısmı bakanı alkışlayarak teşekkürlerle toplantıyı bitirmiş. Bakan da kendine bir meşruiyet ortamı yaratma algısını kamuoyuna sunmak istemiş. Ama Türkiye'nin en büyük sendikalarından biri eğitmiş. Bakanın bu konuda bir meşruiyeti olmadığını bir kez daha net bir şekilde kamuoyuna göstermiş oldu. Bu uygulamaları yapan, bugün eğitimdeki sorunları çözmeyi bırakın Erdem Bey, her konuşmasıyla, her uygulamasıyla eğitimde yeni sorunlar yaratan bir bakanlıkla karşı karşıyayız. Ya daha hani şimdi bayram davetiyesi yapıyorsunuz. Bayram sürecinde daha demediniz mi siz öğretmenler fonlanıyor diye? Yani öğretmene fonlanmakla Evet. yaklaşan, geçtiğimiz gün katıldığı programda ya bizim velilerimiz işte Finlandiya ile şurayla karşılaştırıyorlar. Veliler bir kendine baksın dedi. Yani öğretmene hakaret var, veliye hakaret var, öğrencinin eşit nitelikte eğitim hakkını gasp etmek var, tarikat cemaatlerin fiili işgal ortamına zemin oluşturmak, birebir bunu desteklemek var. Öğretmenlik meslek kanunuyla öğretmenin adı var, fikri yok, talepleri yok, hakları gasp edilecek. Çağ dışı müfredatta yazılacak. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı'na yemek yiyeceğiz. Sonra da onlar ne kadar güzel katıldılar, teşekkür edeceğiz. Meşruiyet oluşturacaklar. Biz buna izin vermeyeceğiz dedik. Tekrar söylüyorum, biz dolgu malzemesi değiliz. Eğer gerçekten eğitim sorunlarını çözmek istiyorsa eğitim sendikalarının, gerçek sendikaların sözünü dinleyecek, dikkate alacak. Yoksa yandaşlarla işbirliği yaptığı yapılarla böyle birbirlerini alkışlayıp kamuoyuna bir böyle algı operasyonu yapabilirler ama kamuoyu neyin ne olduğunu biliyor. Milli Eğitim Bakanlığı eğitime gerçekten Cumhuriyet tarihi boyunca verilmiş en büyük zararı vermeye devam ediyor. Siz eğitim iş olarak bizler dolgu malzemesi değiliz. Bunu meşrulaştırmayacağız. Milli Eğitim Bakanı'nın yaptıklarını meşrulaştırmayacağız dediniz. Peki o zaman da yine çok gündem olan bu tarikat ve cemaat mevzunda Milli Eğitim Bakanlığı ısrarcı mı protokol imzalamakta? Eğitimin içine tarikat ve cemaatleri katmakta daha doğrusu. Tabii ki yani kendisi zaten teşekkür etti ve bu protokolleri yapmaya devam edeceklerini, eğitime hizmet ettiklerini söyledi. Yani eğitimle alakası olmayan, bakın Erdem Bey, eğitim bir bilim dalı ve ciddi bir iştir. Yani eğitim ciddiyet ister. Ya bu kadar ciddiyetsizlik olur mu? Yani eğitimde bu kadar sorun yaratacaksınız, ondan sonra Kurban Bayramı'nı kutluyorum, gelin akşam yemeğinde bir araya gelelim diyeceksin. Ya biz iki defa görüşme yapmışız. Eğitimin gerçek sorunlarını size anlatmışız. Siz bu sorunları çözmeyi bırakın, üzerine daha da yeni sorunlar ekleyerek artık burada gerçekten eğitime tam anlamıyla bir çöküşün adeta mimarı olmuşsunuz ve ondan sonra da yemekte bu sorunu çözeceksiniz. Ve söylediğiniz gibi yani bugün tarikat ve cemaatlere STK diyen, bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın başında olup onlara teşekkür eden, yapması gereken tek bir iş varken eğitimi kendisi doğru düzgün yapmayıp, yapamayıp sürekli başka yapılara bunları adeta bir taşeron gibi başka yapılara devreden, bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nı adeta alt kurum haline dönüştü. Eğitimin her alanında Diyanet İşleri Başkanlığı var. Her alanında. Milli Eğitim Bakanlığı'nın içerisinde birçok kurum var ama din öğretimi kurumu orada daha özerk ve daha fazla kaynak ayrılan, daha ayrıcalıklı bir yapı ve birçok iş ve işlemlerde bunun üzerinden yürüyor. Bu da yetmiyor. Tarikat ve cemaatlerle protokol yapıyorsunuz, eğitimin içerisine dahil ediyorsunuz. Yani o nedenle Milli Eğitim Bakanı'nın bakış açısı zaten aslında çok net. Yani Cumhuriyet'in eğitim felsefesinden uzak olduğunu, Cumhuriyetçi bir bakış açısının olmadığını, eğitim işini kendisinin yapamadığını, yapmayacağını, bunu da sürekli STK kisvesi adı altında tarikat ve cemaat olduğunda kendi itiraf yapılarla yapmaya devam edeceğini zaten söylüyor. Yani aslında bakan çok net bir şekilde AKP iktidarının da bu ülkeye bakışını aslında net bir şekilde ifade ediyor. Yani burada yalnızca Milli Eğitim Bakanı da tek başına suçlamak da bence eksik kalır. Çünkü bu kendisinin de söylediği üzere Cumhurbaşkanı hayalini gerçekleştiriyorum diyor. Yani bugün Milli Eğitim Bakanı'nın eğitimde yaptığı iş ve işlemlerin
birinci sorumlusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır ve AKP iktidardır. Çünkü bunu istediler diyor. Yani Milli Eğitim Bakanı bunu söylüyor. Ben söylüyorum. Milli Eğitim Bakanı diyor ki Cumhurbaşkanımızın hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Demek ki Cumhurbaşkanı'nın hayali ne? İşte böyle bir nesil yetiştirmek. Peki o nesil ne? Bakın o nesil yalnızca onların tarif ediyorlar ya dinini bilen filan. Bu da değil yalnızca. Evet, siyasal İslamcı bir dayatma var. Cumhurbaşkanının söylemiyle dininin takipçisi. Ya çocuklar kininin takipçisi olacakmış ya. Kime kin duyacak Erdem Bey bu ülkede çocuklar? Düşünebiliyor musunuz yani? Bu ülkenin çocukları bir kinin takipçisi. Bunu Cumhurbaşkanı söyledi. Ama yalnızca bu da değil. Bakın sabır telkini üzerinden, şükür telkini üzerinden aslında piyasaya hizmet edecek ucu iş gücü olarak gördükleri çocuklarımız, insanlarımız var. Yani şu anda AKP iktidarının gericiliği ve piyasacılığı birbiriyle yarışır halde. Yani piyasaya hizmet eden ucuz iş gücü olarak gördükleri, yoksul bıraktıkları halkın çocuklarını babadan, atadan, anadan yoksulluğu bir miras olarak devam ettiren, piyasaya hizmet eden, kendilerine hizmet eden, kendi çocuklarıyla eşit imkanlara ulaşma ortamının asla olmadığı bir ortam yaratıp bunu da din üzerinden örtmeye çalışmak. Yani inancı aslında burada piyasaya hizmet etmek için ve siyasi iktidarını, kültürel hegemonyasını oluşturabilmek için kullandığını çok net görmek lazım. Yani dini bunun üzerinde bir örtü olarak kullandıklarını, gerçekten de aslında inançla ilgili buradaki planlamalarının insanların kendi inançları üzerinden şekillenmesinden öte aslında bir siyasi iktidarını egemen kılmak isteyen, kültürel hegemonya oluşturmak isteyen bir anlayış var. Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti kuruluş ilkesinin en temeli laikliktir. Ve laiklikte de siz insanların inançlarını herhangi bir şekilde göstermelerini, ifade etmelerini ya da o inanca illa ait olmalarını zorlayamazsınız. O nedenle diyorum ki laiklik dindarların gerçek anlamında da inançlı insanların güvencesidir. Ama dinbazların yani dini siyasete alet edenlerin, din üzerinden toplumu ayrıştıranların, din üzerinden toplumun tamamına bir yön vermek isteyenlerin, belli bir dini ve uygulamalarını dayatmak isteyenlerin de korkulu bir yansıdır. O nedenle Cumhuriyet'in temel ilkelerine, Cumhuriyet'in varoluş sebeplerine açıkça bir saldırıdır bu. Eğitim alanında yapılanlarını yalnızca eğitim bilimi ve pedagoji açısından değerlendiremeyiz. Bu bir Cumhuriyet karşıtlığıdır. Yani AKP iktidarının eğitim alanında yaptığı şey Cumhuriyet'in yapmak istediğinin tam karşıtıdır. Cumhuriyet diyor ki irfan, vicdan hür nesiller yetişsin. Bunlar diyor ki hayır, itaat eden, sorgulamayan, sabır telkin edilebilen, piyasaya hizmet eden ve siyasi iktidarımızı koşullar ne olursa olsun, ekonomik anlamda ne olursa olsun, hukuken ne olursa olsun, insan hakları açısından ne olursa olsun bizi siyasi iktidarımızı daim kılacak bir toplum yaratmak. Bir toplum mühendisliği var burada. Ama bu cumhuriyet karşıtı bir toplum mühendisliği. Bunu görmek lazım. O nedenle Milli Eğitim Bakanlığı siyasi iktidarın Cumhurbaşkanının talimatıyla toplumsal bir dönüşüm, cumhuriyet karşıtı bir dönüşümü var etmek istiyor. Buna da izin vermemek lazım. Bu da herkesin sorumluluğu. O nedenle Mustafa Kemal Kesinlikle. Atatürk ne diyor? Mustafa Kemal Atatürk diyor ki eğitim bir ülkenin en esaslı, en önemli meselesidir. Tüm siyasi partilerin öncelikle sahip çıkması gereken bir alandır. Ve eğer siz eğitime sahip çıkmıyorsanız bu ülkeye sahip çıktığınızı söyleyemezsiniz. Cumhuriyete sahip çıktığınızı söyleyemezsiniz. O nedenle şunu söyledim. Müfredat dediğimiz eğitimin anayasasıdır. Ya siz eğitimin anayasasına sahip çıkmıyorsanız Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine, Cumhuriyet'in anayasasına nasıl sahip çıkacaksınız? Burada bir çağ dışı dayatma var. Cumhuriyet karşıtı dayatma var. Eğitim bilim pedagojinin dışında Cumhuriyet'e bir saldırı var. Milli Eğitim Bakanlığı da eğitim bu anlamda araçsallaştırarak bir toplumsal dönüşüm, kendi istekleri bir nesil yetiştirme, kültürel hegemonya oluşturma, siyasi iktidarların koşullar ne olursa olsun daim kılma anlayışıyla ülkenin geleceğine yazık geliyorlar gerçekten. Kadem Bey, son olarak da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçen günlerde bir açıklaması oldu. Bu sefer velileri hedef aldı ve dedi ki Türkiye'deki eğitim sistemi sadece okullar ve öğretmenler üzerinden değerlendirilmemeli. Veliler de kendilerini sorgulamalı. Almanya ve Finlandiya'daki velilerle kendilerini kıyaslamalılar. Bizler en son ne zaman çocuklarımıza git başımdan işim var demek yerine
oturup birer saat kitap okuduk şeklinde bir açıklaması oldu. Peki bir eğitimci olarak, Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı olarak siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bunlar hakta eleştiriler mi velilere yönelik? Şimdi ne kadar tanıdık bir söylem. Yani bakın, Türkiye Cumhuriyeti kuruluş felsefesi açısından bir cumhuriyet ve halka ait olan demek, tüm halkın eşit temelli yaşam hakkı demek, yurttaşlık bilinci demek. Yani siyasi iktidarlar seçildikleri dönem üzerinden anayasaya, uluslararası hukuka, insan haklarına bağlı kalarak ülkeyi yönetmekle, temsil etmekle yetkilidir. Devletin sahibi değildir, ülkenin sahibi değildir. Milli Eğitim Bakanlığı da okulların, öğretmenlerin, velilerin, öğrencilerin sahibi değildir. Yasalara göre görev alanı vardır, bir temsiliyeti vardır. Ama bir matruşka gibi adeta Türkiye Cumhuriyeti kuruluş ilkesi gereği bir cumhuriyetken şahsın devleti anlayışına dönüşmüş ve bütün bakanlıklarda şahsın bakanlığı yasa tanımaz bir halde, hukuk tanımaz bir halde hiç kendi sorumluluk hissetmez bir hale gelmiş. Şimdi eğitimde bu kadar sorun var. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde en siyasi iktidarsınız. Eğitimde her adımı paralı hale gelmiş. Devlet okullarında bile yoksulla zengin ayrımı oluşmuş, sınıflar ayrılmış, okullar ayrılmış. Devlet okulunda bile her adımda veliler para öder hale gelmiş. OECD ülkeler arasında yapılan incelemelerde, raporlarda Türkiye'de hane halkının eğitime harcadığı paranın ortalamanın en az 3-4 kat üzerinde olduğunu, ki Milli Eğitim Bakanı'nın örnek verdiği Finlandiya gibi ülkelerde eğitimin tamamına yakını yükü kamunun çektiği bir alanda, burada devletin bu sorumluluğu, kamusal hizmeti terk etmiş, çocuklarımızın bilimsel eğitim hakkı gasp edilmiş, nitelikli eğitim hakkı gasp edilmiş ve Milli Eğitim Bakanı sorunu öğretmene, sorunu öğrenciye, sorunu veliye atıyor. Yani 22 yıldır yönetiyorsun. 5 yıl müsteşarlık görevin var Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Şimdi Milli Eğitim Bakanısın. Söylediğin her söz, yaptığın her uygulamayla daha da büyük sorunları beraberinde getiriyorsun. Bakın, sorun o nedenle ne öğrencide, ne öğretmende, ne velide. Sorun bu zihniyette. Şimdi Milli Eğitim Bakanı velilerin başka ülkedeki velilerle kendini karşılaştırmasını isteyeceğine, gelişmiş ülkelerdeki bakanlarla bir kendini karşılaştırsın. Hatta başka ülkeye gerek yok. Milli Eğitim Bakanıysa Cumhuriyet'in tarihini bir okusun. Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllardaki Milli Eğitim Bakanlarının ne yapmak istediğine baksın. Dünyadaki baş öğretmeni olan tek lider Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitime nasıl yaklaştığına baksın. Veliye nasıl yaklaştığını, öğrenciye nasıl yaklaştığını, öğretmene nasıl değer verdiğine baksın. Yani sorunu kendilerinde olduğunu biliyorlar aslında ama sürekli sorunu yükü bir başkalarına atıyorlar. Yani ülkeyi o kadar yoksullaştırmışsınız ki, diyor ki yani velilerimiz acaba kitap okuyor mu, işte gazete okuyor mu, öğrenciliği yapıyor mu? Ya insanlar temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale getirmişsiniz insanları siz. Ev kiralarını ödeyemiyor insanlar maaşlarını. Ciddi anlamda toplumda artık şiddet yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş. Çünkü insanların çok ciddi kaygıları var. Ve eğitim de gelecek arasındaki, meslek arasındaki, statü arasındaki, sistem arasındaki ilişki tamamen kopmuş Erdem Bey. Bugün insanlar şuna inanmıyor artık. Ya çocuğumu ben okutacağım. Bu kadar bir de cebimden para harcayacağım artık. Kamusal hizmet olmaktan da çıkmış. Ama çocuğum üniversiteyi bitirdiğinde bu ülkede iş bulur. Bulduğu işle de yaşamını devam ettiği güveni artık kimsede yok. Yani bu ülkenin gençlerinin, bu ülkenin insanların umudunu çaldılar, tüketti. Şimdi o nedenle asıl sorun kendilerindeyken bakan bir gün çıkıyor öğretmenlere hakaret ediyor. Bir gün çıkıyor velilere hakaret ediyor. Sorunu çok net koymak lazım ve gerçekten yani bu bir de ya adı eğitim olduğu için yani bir eğitimci gözüyle de şunu söylerim. Ya bir eğitimciye hiç yakışmaya. O nedenle Milli Eğitim Bakanı gerçekten yakışmıyor buraya. Yani bu kadar olmaz yani. Her sözüyle yani öğretmen emek veriyor 30 yıl aldığı emekli maaşıyla ev alamaz. Mevcut maaşıyla evin kirasını ödeyemez. 1 milyona yakın atanmayan öğretmen, 200 bin özelde patronların adeta emek sömürüsüne mahkum ettiğini insanlar var. Veliler devlet okuluna bile gitti her adımda para ödemek zorunda kalıyor. Çocukların materyali yok, sosyal alanı yok, yaşam alanı yok. Ama Milli Eğitim Bakanı eğitimle ilgili bunca sorunu çözmek yerine yeni sorunları üzerine ekliyor. Ve hakaret ediyor aslında. Öğretmene hakaret ediyor, öğrenciye hakaret ediyor, veliye hakaret ediyor. Gerçekten yakışmıyor. Yani o nedenle Cumhuriyet bilinciyle ilgili bir sorunları olduğu için, Cumhuriyet dersleri eksik olduğu için ve Cumhuriyet'le ilgili
tamamen bir karşıtlık üzerinden kendilerini var ettikleri ve bu karşıtlıkla aslında kendi tarif ettikleri yeni bir nesil inşa etme. O nedenle Türkiye yüzyılı diyorlar. Nasıl orada cumhuriyet yoksa onların içerisinde de cumhuriyet yok. İşte içerisinde cumhuriyet olmazsa o zaman halka ait olan bir şey olarak bakılmaz. Halkla eşit hakları kendine görmez, kendini ayrıcalıklı görür. Maalesef ki cumhuriyetin temel felsefesinden uzaklaşmış bir anlayış bu tarz söylemleri de bu tarz zihin yapısında çok net ortaya koyuyor. Bu cumhuriyet karşıtlığıdır. Bu Atatürk karşıtlığıdır. Bu cumhuriyet bilinci sorunlu olan bir bakış açısıdır. Bu ülkenin geleceği olan çocuklar aynı zamanda bugünümüz olan, çünkü bugün eğitim ortamında yaptıklarınız onların gelecek yaşamlarında fiziksel ve duygusal olarak ciddi travmalarının zeminini oluşturacaktır. Zihinsel olarak ciddi travmaların zeminini oluşturacaktır. O nedenle gerçekten bu ülkenin bugününe ve yarınına çok büyük kötülük yapıyorlar. Bu anlayışa karşı cumhuriyetçi bir bakış açısıyla, cumhuriyetin kuruluş felsefesindeki temel ilkeleriyle birlikte bir karşı duruş göstermek lazım. Eğitime sahip çıkmak, ülkenin geleceğine sahip çıkmak demektir. O nedenle velilerimiz, o nedenle siyasi partiler, örgütlü yapılar, eğitimdeki bu fiili işgal ortamını, eğitimde yaratılan bu kötülüğü, geleceğimize yapılan bu kötülüğü görmeli ve eğitim konusunda daha çok sesi yükseltmeli, mücadeleyi büyütmeli. Biz de bu alanda eğitimci olarak mücadeleyi en üst noktada yükseltmeye, devam ettirmeye kararlıyız. Bu konuda da tüm velilerimizden, tüm yurttaşlarımızdan eğitime ve geleceğe sahip çıkma sorumluluğuyla bizlerle birlikte mücadeleye omuz vermelerini. Teşekkürler. Kadem Ben Bey, teşekkür ederim Ertan Bey. değerli fikirleriniz için çok teşekkür ederiz. Bizleri bilgilendirdiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yemek daveti hakkında konuştuk. Yapacağı politikalar hakkında konuştuk. Velileri hedef alması hakkında konuştuk Milli Eğitim Bakanı'nın. Bugünlük bize vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Bilgilendirdiniz bizleri. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Erdem Bey. Çok sağ olun. Kolaylıklar dilerim. Sağ Sağ olun. olun sizlere de. Evet sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay ile birlikte gündemi değerlendirdik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yemek davetini konuştuk. Milli Eğitim Bakanlığı ve cemaatler, tarikatlar arasındaki protokol imzalarını konuştuk. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in velileri hedef alan açıklamalarını konuştuk. Bugünlük burada noktalayalım. Başka bir programda görüşmek üzere.